Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel ipimizle harika bir model başlayacağız. İpim orta kalınlıkta. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, ajurlu bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. 8, 16, 24 diye devam edecek. Ben şöyle küçük bir parça anlatım yapacağım. İlmeklerimizi tamamlayıp gelelim. Şişime 24 ilmek aldım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için şöyle bir zemin hazırladım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Ön yüzünde şimdi hep bu işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Önce arka boşluktan bir ilmek aldım. Daha sonra iki ilmeğin ikisini bir örerek tek ilmeğe çıkardım. İki ilmek düz. Daha sonra yine aynı şu iki ilmekte başta yaptığımız işlemi yapacağız. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim. Buraya kadar bir model. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Şöyle. Daha sonra sol şişimdeki iki ilmeğin ikisini bir aldım, düz ördüm. Devamında iki ilmek düz ördüm. Tekrar şu arka boşluktan, ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Devamında bir artırma, iki ilmeğin ikisini bir aldım. Yine burada kesme işlemi yaptım sola doğru. Buraya kadar da yine bir kez kurmuş olduk modeli. Şimdi İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. İki ilmek düz ördüm. Tekrar ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım. Sıradaki sol şişimdeki iki ilmeği düz örerek kestim. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. Yani örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 6 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ters ördüm. Şu ajurlu ilmek ve önündeki ilmeğe gelince, bakın bir önündekine gelince, önce bir artırma yaptım. Daha sonra burada ikisini bir alarak düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Burada ajurlu model uyguluyoruz şu iki ilmeği. Devamındaki 6 ilmeği yine ters örüyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem de bu. 6 ilmek düz, ajur yaptığımız yere gelince tekrar
artırma ve kesme işlemi yaparak ajurumuzu yapıyoruz. 6 ters ilmekten sonra bir ilmek artırma yaptım. Bakın bu ilmeğim ve de arkasındaki ajurlu ilmeğim. İkisini bir aldım. Şöyle düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında kalan 6 ilmeğimi ters ördüm. 4, 5 ve 6. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Tabii ki bir kez kurmayla model kendini göstermez. Şimdi bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkardım, aldım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de ikisini bir aldım, düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yaptım. 1, 2, 2 ilmek düz ördüm. Yine şurada aradan bir ilmek çıkartacağım. İkinci ilmeğin arka boşluğundan aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimin de ikisini bir topladım, düz ördüm. Kesme işlemine şurada ajurlu kısma geldim. Bakın ajur artırdığım ilmek ve önündeki ilmek. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimi, bakın öndeki ilmek bir de şu ajurlu olan ilmeğim, ikisini bir düz örerek kestim. Aradan ilmek çıkartacağız. Aldım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi de kestim düz örerek. 2 ilmek düz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Alalım sağ şişimize. Sol şişimizdeki 2 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Geldik yine ajurlu kısma. Önce bir artırma, daha sonra bu ilmeğin ve arkasındakini de alarak düz ördüm. Kesme işlemi yaptım yani. Şu kısma gelince ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım, aldım ve sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Devamında bir, iki ilmek düz ördüm. Yine geldik şuradan arkadan ilmek çıkartıyoruz. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek aldım. Sağ şişimde. Soldaki iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek ters olarak ördüm. Ajur yaptığımız kısma geldik. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 6 ilmek ters. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek tersten sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin de ikisini bir alarak kestim. Yine 6 ilmek ters. Şöyle 6 ilmek ters olarak örüyoruz. Arka yüzünde 6 ilmek ters, bir artırma, bir kesme. Devam ediyoruz o şekilde. Terslerimizi ördükten sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Arka yüzünde de yapacağımız işlem bu. Şöyle göstereyim. Bakın daha model tam kendini göstermiyor. Tabii ki model ilerledikçe gösterecek. Şöyle
Bir parça da daha önce yapmıştım. Onu göstereyim size. Bakın bunu da aynı ip, aynı kalınlıkta şişle yaptım. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Güzel, ajurlu. Şöyle şu kenarları da kabarık kabarık duran güzel bir model bence. Sizce arkadaşlar? Modelin arka yüzü de şöyle. Bunu da lastiksiz yaptım. Ama isterseniz lastik üzerine de yapabilirsiniz. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Mevsimlik örgü olarak, yazlık örgü olarak ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Yapımı da oldukça kolay ve güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.